Birkaç gün önce bir icazet vardı. İstanbul'da Ayasofya'da 136 tane bu milletin evladı. Gecelerini gündüzlerine kattılar. Uykularından, oyunlarından fedakarlıkta bulundular, hafız oldular. Ayasofya'daydılar. Kur'an-ı Kerim'le fethedilen İstanbul'da Ayasofya'daydı onlar. Allah. Ayasofya'da Sultan Fatih'in yolunda olduklarını izhar edebilme, gösterebilme adına belki üç yıl, belki dört yıl çalıştılar, okulla beraber, hafız oldular. Sonra Ayasofya'da, ey dedemiz Sultan Fatih, senin yolundayız. İşte Kuran kelimi ezberledik. Bundan sonra bu ayetleri hayatımızın bütün noktalarına taşımaya dair Rabbimize söz veriyoruz dediler. Fakat onların sevinçlerini kursaklarına bırakmak için birileri seferber oldu. Onlara doğrudan hakaret edemediler. Doğrudan Kur'an-ı Kerim'e hakaret etmeye cesaret edemediler. Orada bir hocamız dua ediyor. Dua ederken de ve men azlemu مَنَعَ مَسَاجِدَ mesacidallah. Bakara suresindeki bu ayet kelime yokuyor. O ayet kelimeyi tefsir ediyor. O ayet kelimeye anlam veriyor. Kimseye hakaret etmiyor. Öyle birisi değil. Kimseye lanet etmiyor. Kimsenin adı zikredilmiyor. Ama sizden rahatsız olanlar var. Siz hafız oluyorsunuz ya. Siz oyunu bıraktınız. Siz Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın etrafındaki Enes bin Malikler gibi insanlığı bu anafordan kurtarmaya talip oldunuz ya, bu milletten korkanlar size değil de o ayet-i okuyanlara, hocalara saldırıyorlar. Siz onların ıslah olması için dua edeceksiniz. Veya dua etmeyeceksiniz. Onlar da kurtulsun diyeceksiniz. Allahum mehdi kavmi fe innehum la ya'lemun. Nasıl Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ya Rabbi bilmiyorlar onlara hidayet et diye dua ediyordu. Allahum mehdi kavmi siz de deyin ki biz onları da onların nesillerini de kurtarmak için neleri bıraktık oyunları uykuları bıraktık ama onlar yollarımıza mayın döşüyorlar yollarımıza diken döşüyorlar onlar da sizin kardeşiniz. Onlar da sizin gibi hafız olmuşlardı. Ama en güzel günlerinde onların programlarının üzerine kezzap döktüler. Şunu söyleyemediler. Bu milletin çocukları dedelerine Sultan Fatih'e layık olabilmek için küçük yaşlarında okulla, mekteple beraber bir büyük zoru başardılar. Hafız oldular. Onları tebrik ediyoruz diye bir cümle yazamadılar. Onlar belki kıyamete kadar yazamayacaklar. Ama 15 asır önce Hz. Muhammed Aleyhisselam sizi tebrik ediyor. Bu yetmez mi kardeşlerim? وَمَا أَرْسَلْنَاكَ illa rahmet lil alamin. Bütün alemlere rahmet olarak gönderilen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sizi tebrik ediyor. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de sizi tebrik ediyor. Yorulmayacaksınız, usanmayacaksınız. Vazifeniz ezberlediğiniz bu Kur'an-ı Kerim'i hayata taşımak. Onunla insanları kurtarmak.